Merhaba sevgili boğalar. 28 Nisan 4 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu hafta sizin için önemli bir hafta. Sizin burcunuzda güneş tutulması meydana gelecek. Hafta başında 28 Nisan akşamı Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. 29 Nisan sabahı 9:15'te güneş ve ay 8 derece Boğa burcunda birleşecek ve yeni ayla birlikte güneş tutulması meydana gelecek. Evet, sizin için yılın önemli bir zamanı. Özellikle doğum gününüz 29 Nisan ve yakınları ise önemli bir yıla giriş yaptığınızı söyleyebiliriz. Güneş tutulmaları hayatımızda yeni başlangıçlar, yeni dönemler getirir, yeni kapılar açarlar yaşamımıza. Özellikle Boğa burcu tutulmaları maddi manevi güvenliğimiz, parasal kazançlarımız, finansal durumumuzu etkileyebilecek gelişmelere neden olabilir. Bunun yanı sıra sanatsal konularda, sevgi, aşk, estetikle ilgili konularda da önemli destekler bulabiliriz. Evet, tutulma sevgili boğa burçları sizin birinci evinizde olduğu için hayatınızın her alanını, iş alanını, kariyer veya ilişkilerle ilgili konuları etkileyebilir. Satürn'ün de etkisiyle beraber ilişkilerle ilgili konularda bazı gelişmeler, dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Bu tutulma döngüsüyle beraber de yeni kararlar almanız mümkün. Özellikle boğa burcu uzun vadeli istikrarlı gelişmeler getirebilir hayatınıza. Evet, bu hafta başında boğa burcunda ilerleyecek olan ay 30 Nisan'da ikizler burcuna geçiş yapacak. 30 Nisan'dan sonra sizin için de parayla ilgili konular, gelirler, giderler, bu alandaki işlemler, hareketler biraz yoğunlaşabilir. Bu haftanın bir diğer önemli gelişmesi 3 Mayıs'ta olacak. Venüs Koç burcuna geçiş yapacak sizin gezegeniniz ve 30 Mayıs'a kadar kalacak Koç burcunda. Venüs'ün Koç burcuna geçecek olması sizin için birazcık enerji düşüklüğü yaratabilir. Çünkü Venüs Koç burcunda çok rahat değildir. Balık burcundayken bir süredir sizi destekliyordu. Yüceldiği, rahat ettiği bir pozisyondaydı. Şimdi Koç burcunda olacak 30 Mayıs'a kadar. Birazcık enerjiniz içe dönebilir. Biraz zaman zaman sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Sosyal hayatınız biraz etkilenebilir bu durumdan. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili bazı şifa imkanları, yardım ve destek görme imkanları da bulmanız mümkün. Bazı gizli hayranlar da ortaya çıkabilir Venüs Koç burcundayken sevgili boğalar. Evet, 3 Mayıs'ta gökyüzünde Merkür ve Satürn arasında karşıt açı etkiliyor olacak. Merkür sizin burcunuzda, Satürn Akrep burcunda. Bu karşıt açı birazcık karşı cinsle ilişkiler, eşle, ortakla, partnerle olan ilişkilerde birazcık kısıtlama yaratabilir, sıkıntı yaratabilir. Önemli diyaloglarda kendinizi ifade etmeniz zorlaşabilir. O nedenle 3 ve 4 Mayıs'ta bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. 3 Mayıs'tan sonra Ay Yengeç burcuna geçiş yapınca biraz daha hareketlenebilir. İletişimi arttırabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşlerle ilişkiler yoğunlaşabilir. Kısa seyahatlerde gündeme gelebilir. Evet, hafta sonunda 4 Mayıs'ta Güneş Plüton arasında güzel bir üçgen açı var. Bu da sizin için önemli. Güneş burcunuzda ve Plüton'la üçgen açı yapıyor. Size güç ve kuvvet veren bir açı bu. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz ve bazı kişilerden önemli destekler, yardımlar da alabilirsiniz. Sevgili boğalar, yeni girişimler için, başlangıçlar için de Güneş Plüton üçgen açısı sizi destekleyecektir. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.